Arkası iyi, beğendin He, bunu buradan arkasını. mı kullanman lazım? Ellerini de ellemeyeceksin. Alman yapmış. Sürüş. Yani. Evet. Motor nasıl peki? Motor bence hoş. Yani daha önceden hani şey bir önceki nesildeki Akralı ve hiç kimse de Blipper'ın olmadığı zamanki halini hatırlıyorum. Deli gidiyordu. Herhalde yani bir egzoz bir motora bu kadar yakışabilir yani. Ki üzerinde hani katalitik konnektör var. O kadar gürültülü değil ama böyle açınca deliriyor. Valla bütün jenerasyonunu kullanmış şey var. Soralım, o da söylesin. Yani eski motora göre eleştirdiğimiz şeylerin bir kısmını tabii şey yapmışlar, yenilemişler. Yani herkes tabii artık o halojen farlardan sıkılmıştı. LED far istiyorlardı. LED far geldi. Anahtar çalıştırma geldi. Herkesin elinde akıllı telefon var. TFT ekran isteniyordu. TFT ekran geldi. Çok erken bitiyordu son sürat. 260 gibi bitiyordu. 4-5 yıl Daha ne bitecek bilmiyorum ama tutuyor. Ama artık öyle bitsin. yani sonuçta hız yapmayı seven bir kitle alıyor motoru. 4. 5. ve 6. vites dişlileri uzatıldı. Kaç yapıyormuş yani? 6. vites 281-282 civarı Diyorsun ya. görüyor. Onu reel 260'tır tenziller. Yo, 278'ler falan GPS'te ölçülüyor. Ölçülüyor mu? Var var Ha, iyi. var var. Dolayısıyla biraz daha uzun bir şanzıman oranı var. Bu da tabii 120-130 civarındaki touring hızımız, cruise hızımız daha Daha düşük da devir. sakin. Düşük devir daha akıyoruz. Akıyoruz. Rüzgar sesi duyuyorum falan. Evet, eski Keyif. motorda 6. viteste yani böyle 130'da giderken falan devir çok yukarıda. Sürekli böyle bir motor gitmek Ha, istiyordu anladım. yani Ha, evet. devamlı. Devir artık böyle hani Çasiyi de ortalara geliyordu. üzebiliyorsun tabii orada. Burulmalar şunlar bunlar. Aras Şimdi biraz biraz sağa daha doğru iyi. geçsene. Şöyle. Heh. Şimdi birazcık daha Ben yani iyiyim. sport touring'deki skalayı eskisinde çok şeydi bu. Yani o road moduyla dynamic modu iki süspansiyon arasındaki benim diyen adam anlamıyordu. Yani yumuşamıyordu motor. Bunda o Evet, bir süspansiyon yumuşatmışlar aralığı bunu. evet epey orada bir İlk nesil geçiş gibi var. sert değil. Değil. Bayağı yaylanarak gidiyor yani Peki arka öyle süspansiyon. olabiliyor mu istenirse? Nasıl öyle? O kadar sertleştirebiliyor musun istersen? Eskisi yo, yo dynamic modu gene sert. Bu sert bana aklımda daha sert kalmış. Neyse. Yani daha sert için muhtemelen herhalde dinamik esassız Bence versiyonu hissetmek Dynamic lazım. Pro'nun altında bir şey var mı? Oraya bakmak lazım. Yok orada Orada süspansiyonla ayarımız yok. yok mu? Yok. Yani Gel orada kardeşim sabit bir ayar gel var. gel gel. Şunu bir aç kapatıp Bakın, yapalım ya. bakın arkadaşlar burada deri bile isyan ediyor bu sele formuna bak. Havada kalmış. Ya bu standart sele. Ya hakikaten olmaz öyle saçma şey ya. Alçak seliyi göstermiyoruz abi. İnsanlar bunalıma Evet, giriyor. yani ben bunu alçak Alçak zannettim. sele. Mercan Alçak mıyım? sele. Hakikaten alçak Alçak sele sele. ya. Yani şöyle bir şey Yani var. bunu yapan körmüş abi. Olmuş değil. Körmüş canına yandım ya. Konfigüre edilip yani özel sipariş geçilirse dinamik hesap olmadan alınabilir. Ha, o Öyle, zaman da öyleyse süspansiyon sipariş geçersiniz. Zaten dinamik esa farkını çıkarttığınızda motora yani Öyleyse konulur diyorsun. oradan kenara attığınız bütçeyi öğlen siparişine geçerek yani gerçekten hani ben çok Peki ince şey setup var mı yapacağım dediğim hakikaten zaman yapar. bu şeyde hani model yıllarında falan öğrenci gezen zaten herkes böyle yapıyor dediğim bir kitle var mı? Öyle bir kültür var mı? Avrupa'da var tabi. Yani aynı bizim burada vakit geçirdiğimiz gibi orada da paslarda vakit geçiren tayfa yani mesela CS'de dinamik esa standart oldu. Çıkaramıyorsunuz 1250'den değil mi? sonra çıkartamıyorsun. LED far ve dinamik esa standart oldu. Çoğu kişiyi üzdü. Özellikle enduro kullananlar hiç kimse Bozulur sevmiyordu. abi bu. Yok yani daha uzun bir Aralık. aralık istiyor herkes. Onlar zaten daha fabrikadan motorun siparişini verirken öyleyse de sipariş geçiyorlardı. Şimdi herkes tabii dinamik esaya mahkum ettiniz diye biraz şey yapıyorlar. Çıkartınca peki Eleştiriyorlar. hata kodu falan mı alıyorum? Ne yapıyorum? Yani çık kullanmıyorum arkadaşım dedim mi ne oluyor? Yani fabrikadan üzerinde dinamik esası gelip ayrı bir süspansiyon takıldığında yok hata kodu vermez. Esayı o zaman vitrine koyacaksın değil mi? Tabii yani İşte motor böyle üzerinde anneannenin geldiyse evet bir de porselenleri dinamik Ben hainlik edebilir miyim? Hainlik edebilir. Buyurun abi ya. Hainlik sizin. Kaç gündür bir sürü motor dinliyoruz. Evet. En güzeli KTM değil mi abi? Anladım Anladın Ama lütfen abi Biz KTM ben çok KTM'm oldu diye bunları söylüyor falan değilim tamam umurumda değil yani.
Ya bundan önceki modelleri de bende yani 1290 ADV'nin. Bunu ne kadar sevdiysem onları da bir o kadar sevmedim diyebilir. Bence hiç ilgisi yok bunun. Şuna geleceğim abi özetle. Şu görülen zavallım değil mi? Zavallı mı? Yani. Fiyat olarak bunlara göre de ucuz bu arada. Peki. By the way. Bunu da yapıyor, onu bence da yapıyor. O zaten sıkmayacak. O daha da fazlasını yapıyor, toprağa da çıkıyor, çamaşır da yıkıyor. Yani daha ne yapsın lan bir motor? Tamam abi, yani, ben ikna oldum. Ekmek alsın. Ha, ama bunların hepsi bu arada güzel motorlar. Yani şey anlaşılmasın. Sosu farklı hani ya. Hani bu güzel diye bunlar kötü değil. Ama belli yani belli şeylerin varsa işte ben viraj tırmalayacağım deyip kendi çapında da biraz tırmalayabiliyorsan ben bunda açık ara kendimi daha rahat ve güvenli hissediyorum. Kesinlikle o Cemre farkını gördüm. Yani bilmiyorum siz söyleyin. Mesela ya elektronik mesela, zaten abi buna her şeyi güvenmedim yani. Dedin ya. Ona güveniyor musun o süspansiyona? Neden peki? Şöyle ben istediğim ayarları yapabiliyorum. İnceltebiliyorum ve yani şöyle diyeyim sana içinden arkadaşlara da defalarca söyledim. Şey gibi matruşka bebekler vardır ya Rusların. Açtıkça bir başka motor çıkıyor içinden. Kesinlikle abartmıyor. Yok kesinlikle ayar konusunda uzak ora hepsinden daha ayarlanıyor. Yani şöyle diyeyim arka preload 2 santim inip kalkabilen başka bir motosiklet ben bilmiyorum. Manuelde bile zor bir işti o. Manuel. Şey oluyor ama arka ayarlanabilir iki, değil. Arka 2 santim. Yani. Giderken abi ayarlıyorsun. Ve istediğim miktar ayarlıyorsun. Ve o çok farklı. Ciddi farklı. Mesela preload'u en yüksek alıyorsun. Amortisörü advanced modunu alıp ön ve arkayı işte en sertten bir tık daha sert yapıyorsun. İçinden 690 süper moto abartarak söylüyorum. Çıkıyor. Yani. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Kendi çapımda, kendi kullandığım tabii. Şeyde, sürüş stilinde mesela bu tarz bulunduğumuz yerdeki gibi hı-hı. Sert virajların çıkışında hı-hı. Birazcık daha sert gaz açmalarda mesela evet o arka süspansiyonun aslında ayar istediğini mesela GS vesaire gibi motorlarda ben hissediyordum. Yani kendim de kiloluyum yani 95 kiloyum. Yapıştırdığınız zaman havaya kalkıyor özellikle tırmanışlarda tamam ama mesela bu motorda ben öyle bir şey hissetmedim. Bu abi çünkü sert. Evet mesela yani bu bana bunun şey için de yani mesela ayar istemiyorum mesela ben motora. Aynen güzel çünkü yani. Bu mesela açıyorsun, şey içinde tamam hani yani. Böyle lan dur şuralarda küçük şey yapacağım, wheelie yapacağım şey bunda daha zor. Çünkü diğerleri hakikaten squat yapıyor. Oturuyor yani. Evet. Bu motorun kıçı çökmüyor yani. Evet. Şöyle oturtunca. Amortisör çalışma aralığı bunun 12 santim. Bunun 20 santim. 15. Sadece aralıktan 15. Değil abi. Bu aletin gerçekten bence pivotu vesairesi de diğer şeylere göre şey daha yüksekte hakikaten oturmuyor yani. Evet. Sadece süspansiyonla açıklayamayız çünkü yumuşak. Rodla yumuşak yani. Evet. Ama şunu söyleyebilirim kendi adıma çok net şunu söyleyebilirim. İşte Hacılı'ya geldim ben ne becerebiliyorsam tırmalayacağım. Tartışmasız bu yani. Ama bu model sakın ne olur Allah rızası için 2020 ve aşağısı değil. Bence değil. Peki o depoyu aşağı almaları hissettiriyor mu bunu? Kesinlikle o büyük bir etkisi olmuş ama şimdi ondan ibaret değil artık. Bunlar 1790'ın da oldu. Onun da deposu aşağı. Fakat onun amortisörü bunun gibi değil. Fix bir amortisör. İşte iyi bir amortisör taktım arkaya falan filan ama. Bunda abi çalışma yani aralığı çok geniş. Gidişi, motoru vesairesi de öyle değil ki. 790'ı ben tüketebiliyorum. Evet. Bunda şöyle. İstersen diyorsun ki yani pamuk gibi git. Su yatağı gibi gidebiliyor istersen. İstersen de ayarla. İçinden böyle işte spor tourer, hyper bilmem ne tourer ve en son böyle canavar bir süper moto çıkabiliyor. İşte BMW tabii şöyle. BMW'nin tüm motosikletlerinde dinamik esalı tüm motosikletlerinde 3 tane preload ayarı var. Bu motorda 2 tane var S serisinde. Minimum, auto ve maksimum diye. Minimum ve maksimum statik ayarlar. Evet. Biri en alçaktaki modu. Maksimum da motor artık hani sonuna kadar yüklediğiniz çantalar, yükler, 2 kişi bindi vesaire sonuna kadar açıyor. Okey. Auto modu sana göre ayarlıyor. Evet, tartarak kendisi evet. Bana göre ayarlıyor motorun. Bunda da var ön yükleme ayarını. Şimdi burada sizin dediğiniz yere geliyor aslında. Şimdi tüm motosikletlerde bizde 80 kiloluk sürücüye göredir minimum. Evet. Ben 80 kilo değilim. Evet. Kendime göre ayar yapmak istiyorum mesela sizinki evet. Yaptığına göre. Şimdi minimum için bana göre mesela birazcık daha şey kalıyor. Yani çapur gibi gidiyor. Yani,
Eleştirmeye açık, haklı olarak yani. Onun dışında tekrar ediyorum, sportif, benim yapabildiğim sportif bir sürüşte, ben bütün bu bahsettiğimiz makine içerisinde açık ara buna güveniyorum. Diğerlerine güvenemiyorum abi. Abi KTM'ler gelmiş. Az önce Instagram'a hikaye düştü. KTM 1290 ADVS'ler gelmiş. Buradan o zaman oraya gidiyoruz. Ne yapalım? Arası, var benim canım zaten. Biz oraya gidiyoruz abi. O kadar ikna edici konuştunuz ki. Yani bir tek bu, bir tek bu diyerek. Abi yapmak istediğin işe göre işte 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu hepimiz. Çok güzel. Kısa camı çok güzel. Deli gibi gidiyor. Frenler çok güzel. Eren beğendi. Eren buna... Eren sizinkine ikna olmadı ama buna ikna oldu. Demin arasa fiyat soruldu. Yani gidon da kısa bu arada eskisine göre. Yani eskisi GS'e çok yakındı gidon genişliği. Daraldı mı? Şu an evet. Ben onu hissetmedim ama. Daha dar bir gidon var. İşte cam kısa eğer hani böyle kullanmayı tercih ederseniz. Cam güzel. Ben biraz daha eskisine göre şununla bu kısımda sportif. Şununla niye geliyor abi? Bunu bir söylesene bana gözünü seveyim. evet orada bir adet marin tip çakmaklık girişi var. Din. Ama şey, evet. Yine standart dışı. Hala bunun yok, standart var. Alman standartı. Alman standartı bana ne ya? Şöyle, hala ısıtmalı ekipmanı var BMW'nin. Isıtmalı onlar yelek. Da bir dinle çalışıyor. Evet, onlar tabii çakmak girişine giriyor. Zamanında satmışlar. Böyle hala üretiyorlar canım. Yani, yok, zamanında o ekipmanları satmışlar. Dolayısıyla o elemanlardan vazgeçemiyor. Tabii onları bozamıyorlar o girişi. O yüzden kışlık ısıtmalı ekipmanlar için çakmak girişi orada. O zaman abi bunu şeye göre... isteyene göre şey yapsalar ya, mesela ben de gidip Turatek'e işte para verip ekstra USB'lisini mesela, almasam. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim ama yani gene yeni GS'de geldi zaten o. Dalga konusu olacağım. USB girişi var bu motorda. Değil mi? Nerede? Şuranın hemen köşesinde bunun altında. Ha, ama SB'nde var. Yok bunda da var. GS'de de mi var? Yok GS'de, yeni GS'de ekranın yan tarafında hemen. Tamam onu biliyorum. Evet. Eski, yani 2020'de yok. 2020 GS'in 2020'sinde. Evet yok. Heh, yani 2020 sonunda gelen 2021 model olan makyajlılarda yani LED adaptif farlı ve sel ısıtmalılarda var. Isıtmalılarda. 2020 evet. Sahibinin yüzü. Muap muap muap. Yani. Evet şurada kışından mı açtı? Peki bu stabu şeye alma fikri nedir? Onu kim buldu bilmiyoruz. Şurada bir adet USB girişimiz var. Çok iyiymiş. Ama buradan hemen bu ne kadar geniş burası. Bu çıkmıyor. Evet buraya bu arada gerçekten bir yani orta hakikaten boy bir şey disk kilidi. Disk kilidi burada abi saklanabilir. Evet. Yer var yani aşağıda. Akü ne kadar küçücük. Evet. Akü ufak evet spor akü var. Burada da başka bir aksesuar şeyi var, fişi var herhalde. O Dynamic Pro soketini hala üretiyorlar. Yani gerek yok ama yeri var. Yani artık menüden açılabiliyor Dynamic Pro. Bu arada peki bu şey stopu yine bizim yine şey yapabileceğimiz, sipariş verebileceğimiz bir şey mi bu? Bunu alabilir miyiz mesela? Ne için? Hangi araç için? Herhangi bir BMW. Atıyorum bunu alayım, şuraya takayım. Yok hayır. O, yani şimdilik yok. Muhtemelen olabilir ileride. Peki buradan buraya bir tane USB yani takıp öne uzatsak olmaz mı ki? Olur. Uzatabilirsiniz tabii. Aynen. Bir yani bir buçuk metrelik bir USB herhalde evet. Buradan yeter. Deponun içerisinden ön USB, tarafa kadar gelir. Yani USB kabloları 1,5 metre uzayabilir. Şey olmaz. Standardı bozmaz yani. Evet. Buradan inceden kenardan çekilerek gidelim. Ha bir de bu kilitliymiş. Bak böyle suyun uyu vesaire. Evet su geçirmiyor orası. Şeyler oynuyor biliyorsunuz ya, zaten. Ne kadar geniş burası. Burası geniş. Çanta şunlar oynuyor çanta taşıyıcılar. Evet, şu şöyle. Şunlar da yanları oynatıyor. Aha. Vay. Nasıl yapıyor? Ha, şöyle hareket. Yapıyor. Evet. Evet. Yüksek süratler için. Güzelmiş. Aras Bey bu bizim peg işini ne yapacağız? Peg işi için yarın çözeceğiz onu. Peki. Ben de bu videoyu bir güzel... Ana! Böyle güzel kapanan sele gördün mü abi? Ne, o tek mi öyle? Tabii. Küt diye kapandı. Aa, ben bunu çift sanıyordum. Kavga etmediğin, yani şöyle, küfür etmediğin sele yapmış adam. Bu arada yani gerçekten hani boy problemli olanlar için şunların da aksesuarları satılıyor küçükleri. Oradan da bir buçuk santim motor anladım inebiliyor. Ben bunu çift sele diye ortadaki çizgiye bakarak sanıyorum. Tek mi böyle? Güzelmiş. Müthiş. Bir daha tak. Yok çok iyi abi. Güzelmiş. Peki ben de bu videoyu bir güzel dikine çektim ama artık sürüşün yanına koyarım diye şimdi kafamdan planladım. Peki katılanlara çok teşekkürler. Aras burada. BMW'den Motorrad'dan arkadaşımız. Eren herkes tanıyor. Ve Fuat abi. Afi Denzi. KTM'sine binerek uzaklaştı. Güneşe doğru. Güneşe doğru. Hoşçakalın. Bu güzel oldu.